Bu hayat, bu iş plan, bu iş karastıcı masafa. Şu masafada insan uzunu kısmatını yazadı. İnsan ya yaxşı hayat, ya ki yaman hayat geçiradı. Yaxşılıkka yüz tutadı, ya ki yamanlıkka yüz tutadı. Bu insanın uzunca bağlıq. Bu tuğuluş, hayırlaş. Bu yerden utkara gezdi hitlere geledi. Bu yerde hamkorlikteki hayat var. Bu yerde ham nefeslik var. Bu yerde icatın meşakkatli cereyanı geçken onlar eslenedi. Bu xonaga kirishda men juda qiyin. Chunki o'sha o'tkirib kelgan qiyofalari, ijod qilayotgandagi holatlari hammasi birma-bir ko'z oldimdan o'tadi. Ijod bu mashaqqatli jarayon. Ularning bir gaplarini hech qachon esimdan chiqmaydi. Asar tug'ilish kerak, haqiqiy asar. Ijodkor ana shu tug'ilgan asar hech qachon o'lmaydi, kitobxon mehrini qozona oladi dedilar. Men bunday tug'ilish jarayonlarini juda ko'p asarlarning guvohi bo'lganman. Ular shiddat bilan bir o'tirishda yozardilar. Lekin yozish jarayonidan oldin yillab bu miyada pishardi. Kuzatuvlar, suhbatlar, bularning hammasi shu asarning qahramonlarini inkosi edi. Mehri daryo inson edilar. Lekin o'zlarini tillari bilan aytganda prinsiplaridan kechmaganlar. O'sha prinsipga sodiq qolganlar. Hamnafasli bu hamkorlikdagi eng shirin damlarda ham eng og'ir daqiqalarda ham birgalikda sabr bilan, qanoat bilan, matonat bilan birgalikda hayot kechirish. Hamnafaslik bu bir-birini chuqur tushunish. Hamnafaslik cheksiz mehr. Ana shu mehr rishtasi doimo insonlarni bir-biriga bog'lab turadi. Mana shu yerda ijod jarayoni bo'lgan. O'tkirikiz qo'lda yozishni yaxshi ko'rardilar. Chunki qo'lda yozilganda ijodkor so'zni his qiladi dedilar. Asari yuragi so'z. O'sha 10 ta muqobil so'zdan bitta o'sha muqobilini topish uchun kechoyu kunduz o'ylashgan kunlari ham bo'lgan. Ana so'zni o'z o'rnida ishlatish ijodkorni mashaqqatli mehnatini bitta kichkinagina bo'lagi bu. Ham qo'lda ham mana mashi bir paytdagi mashinka. Mana shuni chiqirlatib shunda ijod qilganlar. Birinchi kitoblari
çöl havası, Polat Çavandoz. Kalbinge kulak sal, şamal ese veredi, kul yazma tarzda yazılgan. Nurbar Kitoya baram, hem kul yazma hem maşinkada devam ettirilgan. Ula aldın, yazmakçı bugün katta hacimdeki asarını küçük hacimde sınav kurardılar. Mesela bana düştü geçken umurlar degen roman. Bu romanı işonsangiz, ben bir marta uzları oku bergerler de eşitkenimce kayıtı kolumge alışke korkaman. Çidey olmayman bu romanı okuşke yüreğim doş vermeydi. Ana oşu roman yazılıştan aldın, nege degen hikaye yazılgan. Afg'ondan qaytib kelgan yigitni ikki oyog'ini kesib tashashadi. Bir burda bo'lgan o'g'lini tepasiga kelgan ota faryod qiladi. Nega? Nega? Ana shu nega, negaga tushdi kechgan umrlar javob beradi. O'tkirikiz ijod jarayonida uychan sezlerdi, şimdi bulup kalardılar. Bazen keyfiyetleri yaxşı bulardı. Bunda küzetip uyladım da, kegin düşündüm. Asar kahramanı kısmatı, kuvançke tulu bulsa, icatkar yengil tortarken. Kısmatıda kandaydır ağır istiraplar ruy berse, kahraman bilen bir gelikti icatkar ham aziyet çeker eken. Bunu ham asarlarda görüş mümkün. Mesela dünyanın işleri yazılgende odette su çay içerdiler. İşler cereyalları da kayna çay almıştırıp dururlardı. Çay kotarıp girsem, maşında oturup dilim. Kuzilerden çek, yaş damı yaptı. Beni kurdular diye çıkıp gittiler. Dakkarısam, iltica bulan, ak marmar, kara marmar yazılıyor. Okup dörtle var dedim. Benim çıkıp gittim. O şükürü, ne ule ne man, birbirimize gel. Yapıra olmayımız. O da rahmat kılgür kaynanam, acayip insan ediler. Dünyanın işi de kandayı tasvurlanken bulsalar, şun deyli geçe tasvurlanken. Kurunuştan o da salabatlı, kana kadar ciddi kurunsalar ham, aslında bu adam şuda ham, mihirli, oddi inson edilar, quvnoqlik ham bor edi. Suhbatga kirishib oldin o'zini tortib turgan odam suhbatlashgandan keyin oldilardan turolmasdan o'tirib qolar edi. Shunaqa bir dilkash suhbatdosh edilar. Yoshlik paytlardan man, endi bu odamni studentlik paytlardan bilaman. Talabalik paytlardan bilaman. Endi talabalikni odatda ko'pchilik hazil aralash oltin davrim deb atashadi. Lekin o'tkirak kelsa oltin davr bo'lganiga shubham bor. Sabab odam oilada qaynatamlar, men hozir ko'chadan kelayotgan yillarda ko'zingizga tushgan bo'lsa kerak, kichkinagina xiyobon bor. Shu ko'chani boshida bog' deb atashadi uni. Mana shu yerlarning o'rnida to'qimachilik kombinatini lageri bo'lgan. Bolalar oromgohi bo'lgan. Şu oromgohda qaynatamlar, Xudo rahmat qilsin,
Kuru bülbülü bir şire geldiler ve odamlarını saatini tutatıp yer geldiler. Şundan kegen der olmadı. Ula tur oğul bir kız bölgen. Bunların bakış, kintiriş, güde ağır. Kayna geçim acayip insan bu geldiler. O zede pamla. Şula kiçkini gene mektepte okup yürgen paytlarda elektriçkeye oturup süt bilen katonu satıp gelip oşandan non mayda çüde alıp gelirler. Nima demoqchiman? Kaynatam bilen kaynanamla, adamla bilen oyumla bolalarını çüde yaşlıydan mihnetke örgatışken. Müstakillikke örgatışken. Hazır şu odum sar, başka çarap olup kaldı. Şu odumu saklap kalış gerek. Mana otkırık gezi o şey yıllardaki resimleri. Talebelik yıllarda işle gerle, uzlarını tamille gerle. Albatta bu o son geçmegen bol iş gerek. Şunun için hem ben otkırık gezi talebeliklerini altın davırtıp ait olmayım. Biz otkırık gezi bilen bitti fakültede okuyanmız. O şehirde tanışkanmız. Sohbeti dikkatli. Toshkent akşamı gazetelerde adabı kadın bulup işlediler. Şark Yıldızı jurnalde redaktör buldular. Şehirde cüde kette bir sevap iş kılındı ki Amir Temur haqidagi asarlar chop etildi. Qur'oni Karim tarjimasi chop etildi. Bularni chiqarish juda og'ir jarayon sifatida kechdi. Chunki kimgadir yoqardi, kimgadir yoqmas edi bu narsalar. Adibni hech qachon bo'sh o'tirganlarni ko'rmaganman. Yo'q ularda gazeta dam olayotgan bo'lsalar, yo'q, albatta kitob. Jahon adabiyotini juda ko'p o'qirdilar. Masalan, Stepan Tsvekni, Kuprinni, Shukshinni asarlarini tarjima ham qilganlar. Shu ma'noda o'tkirak kez ham jurnalist, ham tarjimon, ham hikoya navis, ham roman navis. Ham davlat jamoat arbobi sifatida ishladilar.